sultanım. Rüya size iyi gelecek. Tüm sıkıntınızı, derdinizi dağıtacak. İnşallah. Şimdiden iyi geldi. Gel. Sultanım, rahatsız ediyorum fakat Halil Paşa haber gönderdi. Evet. Paşa'ya malumat getiren kilimci gelmiş yine. Gülbahar Sultan bu akşam biriyle buluşacakmış. Âlâ. Bostancılara haber ver, biz de katılacağız. Emredersiniz. Sanalar Hatun, hayır olsun. Sen neden geldin buraya? Kaybedecek vakit yok İdris Ağa. Derhal Paşa'ya haber ver, Gülbahar Sultan akşam buluşmaya gitmesin. İstihbarat almışlar, baskın yapacaklar. Burada ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni. En başından beri sana güvenmedim. Bir işler çevirdiğini biliyordum. Sonunda yakaladım seni. Ne yakalanması? Siz neden bahsediyorsunuz? Ben hiçbir şey yapmadım. Eğer bir yaptığınızı Kösem Sultan öğrenirse... Asıl senin yaptığını öğrenirse ne olacak? Bence sen onu düşün. Şimdi anlat. Haber gönderdiğim paşa kim? Ne paşası benim? Paşayla ne işim olur? İftira atıyorsunuz. Her şeyi duyduk. Gülbahar Sultan bu akşam buluşmaya gitmesin dedin. Gülbahar Sultan ölmedi mi? Ne duyduysanız yanlış duymuşsunuz belli ki. Gülbahar Sultan kim? Tanımam etmem. Bana yalan söyleme. Anlat. Yoksa sağ çıkamazsın buradan. Kime haber gönderdin? Sultanım, hoş geldiniz. Konuştuğumuz üzere 100.000 altın getirdim. Bu altınlar Şah Safi'nin size ve şehzademize hediyesidir. Âlâ. Şah Safi, Sultan Murad'ın başlattığı savaşın sona ermesini istiyor. Ne Sultan Murad'ın ne de Şahınızın savaşı benim umurumda değil. Benim tek arzum şehzademin tahta çıkması. Bizim de arzumuz budur. Eğer muvaffak olursak
Van ve çevresini geri istiyoruz. Amasya'dan ötesini Acemlere vermeye hazırım. Yeter ki yanımızda olun. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Bundan sonra her daim yanınızdayız. Nihayet saklandığın delikten çıktın.